macerasında önemli bir yeri var.
Derviş Bey çok ilginç bir sentez. Çok dindar ve muhafazakar. Fakat aynı zamanda çok çağdaş ve hoşgörülü. Namazında, abdestinde. Ama eve bazı akşamlar haber yolluyor hanımına. Haber yolluyor derken birisini söylüyor, gidiyor hanımına haber veriyor telefonla, telefon olmadığı için. Ben diyor, arkadaşları kara hizmet attırmışlar diyor. Biraz geç geleceğim diyor. Kara hizmet attırmışlar dediği rakı içecek esnaf. Bir de şu Ramazan'da dahi Kalinnos Belediye Başkanı geldiği zaman oturup onunla iki kadeh atıyor. Böyle bir dindar ve muhafazakar bir adam. Tutturmuş dinde, eğer dinde mantığa uymayan bir şey varsa o doğru değildir, o din değildir diye güzel bir yolunu bulmuş. Lise mezunu, az miktarda lise mezunlarından biri. Ablaları kız beğenemiyorlar Bodrum'dan. İstanbul'da bulunan bir ablası gidiyor bula bula eski Milli Eğitim Bakanı'nın kızını buluyor. Reşit Galip, meşhur Reşit Galip'in 16 yaşındaki kızı Halide Hanım'ı buluyor. Nasıl tanışıyorlar tabii ki ve evleniyorlar tabii ki resim teatisi yoluyla. Dikkatimizi çekelim. Fotoğraftan bahsediyoruz ama orta çağda da insanlar, yani parası olup da portre yaptırabilecek olan insanlar evlenecekleri kızın resmini yaptırmak için ressam yolluyorlar. Bütün o genç kadın, genç kız resimleri oradan etmiştir. Neyse. Halide Hanım tabii 16 yaşında bir sübyan. Buraya geliyor. Burayı Beyoğlu sanıyor. Burası fakir bir sünger kasabası. Mesela sokağa çıkıyor. Vual takıyor. Şapkanın üzerine tül ve bütün Bodrum beletleri peşine takıyorlar. Kadın elek takmış yüzüne. Bu ağlayarak eve koşuyor. Bir de tabii televizyonda da var öyle bir dizi, anlamıyorsam İstanbullu gelin olayı var. İstanbullu gelin, Giritli kaynana olayı. Şimdi hepimiz biliriz, Giritlilerin erkekleri son derece yumuşak huylu, kadınları da cazgırdır. Hatta ben neyse, o şimdi uzatmayalım. Benim kızımın cazgırlığı ile ilgili bir hikaye var. Sorarsanız anlatırım. Çok hayır, özele girmeyelim meselesi değil. Fazla yan sokaklara sapıp bu üç olay anlatacağım bu geçiş sürecinde. Onu kaçırmayalım. Ayrıntıya şey yapmayalım kendimizi. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Halide Hanım o küçücük yaşıyla evde Rumca konuşturmuyor. Oysa kocasının ana dili Rumca. Anasıyla Rumca konuşuyor. Sabah kalkıyor, çıt Adahar'ın radyosunu açıyor. Tabii ki iki sebep var konuşturmamasında. Biri anlamıyor. Dikkat ederseniz biz Suriyelilere çok sinir oluyoruz. Çünkü konuştuklarını anlamıyoruz. İkincisi, babası Türkiye'de Türkçülüğün babalarından bir tanesi. Tekrar dönelim Derviş Bey'e. Derviş Bey 50'de seçiliyor. Arkasından 3 seçim daha seçiliyor ve çok rahat seçiliyor. Muhtemelen esnafla iyi, çünkü kasaba demek esnaf demek. İlişkilerinin iyi olmasından. Fakat 3. seçimde, pardon 4. seçimde marjinal bir oy farkıyla seçiliyor. Ve diyor, ben artık koymam adaylığımı diyor. Neden? Çünkü partisi, Adalet Partisi, AP,
kendisine rakip aday çıkarmış. Şimdi bu Bodrum'da, bilmiyorum farkında mısınız değil misiniz ama yani en azından yakın zamanlara kadar CHP'liler DP dönemiyle ilişkin olarak 3 tane eleştiri getirdiler. İşte bugün konuşacağımız 3 konu o eleştirilerle ilgili. Birincisi elektriğin gelmesi. İkincisi gaz otelinin yapılması. Üçüncüsü de Ayanikole Kilisesi'nin yıkılması. Başlayalım. Efendim bu elektrik meselesi partiden rakip aday çıkarılmasıyla çok yakından ilgili. Ona o zamanlar elektrik fabrikası diyorlar. Bugünkü gibi interconnected sistem falan filan yok. İlk elektrik fabrikası, bu tabi mazotla işleyen jeneratör Türkçesi bu. İlk elektrik fabrikası kilise meydanında Cumhuriyet'in ilk belediye başkanı Doktor Mümtaz Ataman tarafından kuruluyor. İkinci yeri elektrik fabrikasının Kabalya Bar var ya, Kabalya Bar'ın üstüne kuruluyor ve orada bir tatlı su havuzundan alınan suyla soğutuluyor. Son yeri kalenin altı. Bodrum Spor vardı. Ondan sonra Hadi Gari oldu. Trafo oldu. Şimdi de Trafo adlı kafe oldu. Orada fabrikanın yeri, son yeri orası. Şimdi derviş ki bu elektrik fabrikasını fazla çalıştırmıyor. Şimdi bilimde malum eğer birden fazla bilgi var aynı konuda, o bilgilerin hepsi verilir ve rivayet muhteliftir denir. Rivayet muhtelif. Saat 10.30'da kapatıyor diyenler var. Saat 11.30'da kapatıyor diyenler var. Saat 12'de diye kapatıyor diyenler var. Ben Deniz, üçünü de aktar. Buyurun efendim. Saat 10. Ha buyurun efendim. Bu da alternatif görüş. Dördüncü. O da ben 12'de yaptırıyorum. Çok net. Anadolu'da 9. Anadolu'da kasabalarda 9. O sırada. Peki. Şimdi o sırada dedik ya Bodrum turizme geçmekte. Turizmciler diyorlar ki insanlar pansiyondan çıkıyor, geceliğin geliyor, odasının kapısını bulamıyor karanlıkta. Sonra diyorlar ki ya buz ne olacak buz? Şimdi ben Bodrum'a 75'ten itibaren her yıl abone olarak geldim. Ama Gölköy'de kalırdım, içeriye girmezdim. Hatta Azmak başından bu tarafa yani hiç geçmedim desem yalan değil. Halikarnas tarafına. Gelişlerde mavi yolculuğa çıkma biz bu masa büyüklüğünde kalıplarla buz alırdık. Tabi o buz çok pis bir buzdu. Sarılırdı. Çuvala sarılırdı. Kıllar vardı üstünde. Turizmciler diyor ki ya bak artık yabancı turistler geliyor. İçki içecekler. İçkilerini nasıl soğutacağız? İçine buz nasıl atacağız? Fakat Derviş Bey direniyor burada. Ne kadar yumuşak bir huy sahibi olursa olsun direniyor. Çünkü bir kere her şeyden önce, yani neden oradan başladım? Belediye başkanı önemli adam tabii her yerde. Ufak yerlerde özellikle. Niye oradan başladım? Çünkü adam sabah namazına kalkıyor. Ondan sonra da yatmıyor. Akşam da erken yatıyor. Gürültü olacak. Turizmin gelmesiyle birlikte. Ondan sonra hissediyor bir düzen değiştiğini en fazla o hissediyor. Onun için direniyor. Şöyle direniyor. Topu taca atıyor. Diyor ki mazot parasını diyor aranızda toplarsanız diyor işte yarım saat daha çalıştırırım fabrikayı diyor. Mazot parasını topluyorlar fakat o ondan sonra işte bu sebepten dolayı Bodrum turizme geçerken son seçimde birkaç oyla ancak kazanabiliyor Derviş Bey.
Ve ondan sonra eve geliyor. Bu benim son adaylığımdır diyor. Bir, dayanamayacak çünkü. Prestij kaybı. Küçük geldi. Elektrik fabrikası meselesini bitirdik. Geçelim Barz Oteli meselesine. İkinci eleştiri CHP'lilerin DP dönemine ilişkin ikinci eleştirisi bu Baraz Oteli meselesi. Baraz Oteli malum belediyenin mülkiyetindedir. Neden yapılmak gerekiyor? Çünkü turistler geliyor, kalacak otel yok ve pansiyon sistemi de tamamen yetersiz kalıyor, ilkel kalıyor. Getirilen eleştiri çok çirkin bir otel oldu. Hakikaten Bodrum'da yara gibi bir oteldi. Hatırlayan hatırlar yanmadan önce. Fakat belediyenin eli mahkumu o oteli yaptırma. Çünkü kendi parasıyla o zaman bakıyorsun belediye personelinin toplu resim çektirdiği toplu resimlere bakıyorsun 8-10 kişi. Belediye bunlar ibaret. Bütçeyi düşüneceksin orada. Turizm bakanlığına başvuruyor belediye. Bakanlık tamam diyor. Elimizde hazır proje var. O projeyi uygulamak şartıyla ve işletmeciyi de bizim tayin etmemiz şartıyla sana yardım ederiz diyor. Yalnız hazır dediği proje Kızılcahamam'da bir otele hazırlanmış proje olarak çıkıyor oraya. Eğer yıkılmadıysa çünkü şu anda yıkmak ve yeniden yapmak çalışıyoruz. Giderseniz Kızılcahamam'a o Bulgaraz Oteli'nin replikası orada veyahut orijinali orada. Hatta Bodrum'da bir olaydan daha çok sinir oluyorlar. Baraz Oteli'nin bakanlık tarafından tayin edilen işletmecisi otele kendi soyadını koyuyor. Baraz oradan yani. Karar verildikten sonra 67 yılında Demirel bizzat geliyor ve temeli atıyor. Çok temel atardı Demirel malum. Bu temel atma olayı da başka bir olayı izah ediyor bize. Neler böyle birbiriyle ilişkili. Bir jandarma hücum botuyla denizden geliyor. Çünkü dedik ya İzmir'den buraya 2 gün. Hücum botla denizden geliyor. Acil bir durum hasıl oluyor. Ankara'ya dönmesi gerekiyor. Karadan dönüyor, içi dışına çıkıyor. Ve onun üzerine bugünkü yol yapılıyor. Ben çok iyi hatırlarım. Arabamın lastiği patladı. Kriko vurdum. Fakat krikoyu vurdum diyor. Ya böyle o yol, ya böyle bir bari. Düz tarafı yok. Ya geri kaçacak ya ileri kaçacak. O lastiği nasıl değiştirdiğimi bir Allah bir ben biliyorum. Neyse. Böylece karayolunun yapılışında anlatmış olduk. Biliyoruz otel yandı. Maalesef bir kişi de öldü yangında. Ama hayırlı bir iş oldu ortadan kalkması. Çünkü bugün halk kütüphanesi olan o zamanlar Aya Nikola Kilisesi papazının lojmanı olan tarihi binanın önü açılmış oldu. Belediye çok hayırlı bir karar vererek oraya bir bina yapmamayı akıl etti. Hem çok iyi para kazanıyor o kafeler hem de açılmış oldu önü. Gelelim Aya Nikola Kilisesi meselesine. Şimdi efendim bu dönemin hem Bodrum hem de Türkiye açısından en vahim olayı. Barbarca yıkıldı ve yerine iğrenç bir yapı kondu. İğrenç. Şimdi Aya Nikola kim? Aya Nikola balıkçıların koruyucu azizi. Aya malum aziz demek. Gavur Mahallesi'nin ortasında. Gavur Mahallesi ve Orta Çağ'dan beri imparatorluklarda şehirler dinlere göre ayrılmıştır. Burası da istisna değil tabii ki. Limandan bugünkü Marina'ya kadar olan yer ve
limandan Halikarnas'a kadar olan yer. İkincisi Gavur Mahallesi. Çünkü 1923 mecburi nüfus mübadelesinde Rumlar bu tarafta oturuyorlardı. Ayia Nicolae da onun ortasındadır dikkat ederseniz. Buna izafeten öteki tarafa da Müslüman Mahallesi denmiştir. Biraz da şey olarak, espri olarak. Gavur Mahallesi denmesinin bir sebebi daha var. Mesela Dalavera ile konuşuyoruz. Dalavera'yı tanıyorsunuz inşallah. Dalavera Mehmet. Bodrum'un en önemli adamı. Eğer tanımıyorsanız bir eksikliğiniz vardır. Dedi ki biz geldik dedi. Şimdi Dalavera 36 doğumlu. 6 yaşındayken geliyor buraya. Geldik dedi. Bize yarı cabur dediler dedi. Neden? Çünkü bunlar Müslüman fakat Türkçe bilmiyor. Eğer bunun sebebini falan filan soracak olursanız sorular bölümünde konuşuruz. Rumlar gittikten sonra mübadeleyle Ayia Nicolae kilisesi ayakta. Biraz tamir falan filan ediliyor belediye tarafından. Sinema oynatılıyor orada. Böyle kullanılıyor. Hatta sinema derken yazlık sinemada mahfelde yani bugün belediyenin Baraz Oteli yerine yaptığı kafenin boşluğunda oynatılıyor yazlık açık hava sineması. Sinema oynatılırken bazı iş adamları diyorlar ki Ali Cengiz en önemli girişimcisi Bodrum'un ve ilkokulu öğretmeni Nusret Hoca Rumları sevmesek de dinlerine saygımız vardır. Mihrabı yıkıp binayı kilise olmaktan uzaklaştırmadan böyle sinema oynatmak doğru değildir diyorlar. Ve mihrap yıktırılıyor. Sinema öyle oynatılıyor ama mihrap yıkılınca artık orası boş bir yer. Sünger deposu yapılıyor. Ve diğer ürünlerin deposu yapılıyor. O sırada hani konumuz icabı anlatıyoruz ya, turizm geliyor artık Bodrum'a. Özellikle arkeoloji ve dalış meraklısı Fransız gençleri öncülük yapıyorlar. Bu dolaşan turistler geliyorlar, oranın fotoğrafını çekiyorlar. Ve bu durumda vatanın milletini çok seven vatandaşlar Ankara'ya ihbar ediyor. Bu turistler gidip bu resimleri dışarıda yayınlayacaklar. Ülke bölünecek. Aleyhimize propaganda yapılacak. Bunu biz İstanbul'da da çok dinlemişizdir. Patrikhane burada tutulmasın, atılsın. Aksi halde Vatikan olacak diye. Ankara'dan emir geliyor. Partiden, dervişliğe. Derhal o kiliseyi yok et diyorlar. Ama mümkün değil. Çünkü dedik ya Kalimnos başta olmak üzere bütün adalarla içli dışlı adam. Enseye tokat herkes de. Dahası ana dili Rumca adamın. Ayrıca hayatında kimseye fiske atmamış. Yeğenine attığı ufak bir tokat dışında, sorarsanız onu da anlatırım. Dedim ki yan sokaklara sapmamak için geçiyorum bunları. O sırada 65 yılında Bodrum'u Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Rüştü Gür var. O da aman yıkılmasın turizm baltalanır, üstelik Yunanlılar da camilerimizi yıktırırlar. Mütekabiliyete göre diyor. Fakat Ankara kararlı. Çünkü buradan bastırılıyor. Sen yıkmayacaksın biz yıkacağız. Sen yıkmayacaksan biz yıkacağız diyorlar. Ve Köy İşleri Bakanlığı belediyeden 10 bin liraya metazori satın alıyor. Aslında Muğla'dan bir fen memuru geliyor. Buraya gelmeden önce baktım internette bu fen memuru hikayesine. Pamukkale Üniversitesi'nden ya Pamukkale Üniversitesi 92 yılında kuruldu.
şimdi yani bu dikkat edin, internet önemli, doğru bilgi verdiği oranda da yanlış bilgi verir, aman dikkat. Muğla'dan bir fen memuru yolluyorlar. Fen memuru diyor ki, tarihi bir özelliği yoktur. Nikola adlı birisi tarafından yaptırılmıştır. Maili inhidam bahis konusudur. Maili inhidam yıkılma tehlikesi. Ve kazma kürekle girişiyorlar. 1780 tarihinde yapılan kiliseye, fakat ancak ilk 4 metreye kadar falan yıkabiliyorlar. Çünkü duvarlar, şimdi gidin bakın 70-80 santimler aşağı değil. Allah'ın kalın duvarları, ne böyle. Kazma kürekle beceremeyince dinamit koyuyorlar. Seyfi Bar vardı, şimdi artık yok. Hemen liseyi arkana alırsan sağda çok dar bir sokak vardır. O kadar dardır ki iki kolunu açarsan duvarlara değer. Hatta biz aramızda ona ahtapot sepeti deriz. Çünkü o daha çok yakın zamanlara kadar beyaz başörtülü giritli kadınlar otururdu. Bir başında biri, bir başında biri, hani vardır ya Hitit aslanlık kapının girişinde bir başında biri, bir başında biri otururlardı ve tanımadıkları birisi sokağa girmeye kalkarsa evladım burası çıkmaz sokak derlerdi. Şimdi orada oturan bir arkadaşımız vardı, evi hala duruyor, Nazan diye. Nereye gidiyorsun diye sorar. Nazan, Nazan çıktı, Nazan çıktı der. Yani öyle bir ahtapot sepetiydi. Zaten Nazan onun için çıktı. Oradan benim anladığım kadarıyla. Dinamit bu ihtiyar kadınlardan, beyaz örtülü ihtiyar kadınlardan bizzat dinlediğim kadarıyla ne kadar çan varsa kırılıyor. Ama kilisenin kalın duvarları yıkılamıyor. İşte o 4 metrelik kalın duvarların üzerine inşa ediyorlar o Gudubet Halk Eğitim Merkezi'ni. Ve tabii ki berbat bir malzemeyle inşa edildiği için patır patır düşer oradan geçenimiz vardır. Bundan önceki belediye başkanı Kocadon bu halk eğitim merkezini başka yer gösterdi. Oradan defetti ve binayı soydurdu. Bugünkü haline getirdi. Çok büyük başarıdır. Şimdiki belediye başkanı Ahmet Aras da orijinal uygun olarak yenine yaptıracak. Bu bir restorasyon değil, tabii ki rekonstrüksiyon. Çünkü restorasyon sağını solunu düzeltmek demek, rekonstrüksiyon aslında uygun olarak yeniden yapacak. Gittim gördüm şeyinde, makamında şeyden dahi Yunanistan'dan projeler gelmiş. Şöyle bir şey haber daha verebilirim size. Inside information. Bir adalardan konuştum insanlarla. Eğer o kilise yeniden yapılırsa 1923'te giderken götürdüğümüz kutsal emanetleri getireceğiz, koyacağız dediler. Rölikleri. İkincisi, belki daha önemli bir güzel haber size. Bartolomeos, çok saygı duyduğum bir dostumuzdur. Patrick Bartolomeos kilisenin açılışına gelecek. Ve kilise tekrar yapıldığı zaman umarız ki kilisenin papazının lojmanının karşısı eski mahfel nasıl açıldıysa denize, oradaki o gudubet iki katlı memur lojmanları da yıkılır ve denize açılır. Süha hocam benim burada bitiyor. Şimdi üniversitede biz şöyle bir ilke biliriz en azından. Şöyle bir ilke biliriz. Derste hoca ne kadar az kalemle ne kadar çok konuşur.
konuşursa o kadar vaktimiz var. Onun yani için, en onun az, için en ben, az, ben söyleyeceklerimi yarım saat bitirdim. 5 dakikamız var. Şeyler de verdim. İpuçları da verdim. Şimdi sorulara geçelim. Yalnız benim istirhamım ve önerim iki tür soru vardır. Biri soru yani homo sapiens sapiens gibi. Öteki de korsan bildiri soru. Önce birincileri alalım. Ondan sonra ikincileri. Benim önerim bu. Evet buyurun. Vaktimiz var. Derviş Bey kuzenini mi tokatladı merak ettim. Şimdi efendim çok haklı. Son derece yumuşak efendi karıncayı incitmeyen bir adam olduğu halde sabah namazına kalkıyor. Tabii mahalleliyle birlikte gidiyorlar sabah namazına. Bir bakıyor öz yeğeni oradaki çocuk parkında salıncakta bir turist kızı almış kucağına sallanıyor. Millet diyor ki aman diyor derviş abi bu nasıl iş falan diyor. Bir tane vuruyor. Nişanız da aramızda. Tam da çok güzel. Çok hoş. O yüzden sözü bana dokunmadan mesela nelerden bahsettik? Dalavera Mehmet'ten ettik. Reşit Galip'ten ettik. Türkçe-Rumca meselesinden ettik. Şeyden ettik. 23 mübadelesi. Mecburi mübadeleden bahsettik. Yani bu konularda da eğer teknik bilgi istiyorsanız sıkmadan anlatın. Peki ben teknik bilgi içtenmeyen bir şey, sorum var. Bu kiliseyle ilgili. Bu kilise dedikleri, şimdi istedikleri gibi yeniden Aya Nikola kilisesi yaparlarsa ve bütün işte değerli harç bilmem ne gelirse ondan sonra ne denir işte şey yapar, törenle açılırsa oraya kadar çok yani güzel olabilir bilmiyorum. Ama açıldıktan sonra bu kilise hangi cemaat hayattan tutacak? Söyleyeyim. Şu anda Bodrum'da mukim öyle yazın gelen giden değil. Bodrum'da mukim gayrimüslimlerin çok ciddi bir cemaat oluşturduklarını biliyoruz. Ve zaten benim aracılığımla muhtemelen başkalarının da aracılığıyla belediye ile temasa geçtiler. Bir kilisenin önemli dini günlerde kendilerine tahsis edilmesi için. Peki ama bitireyim efendim. Estağfurullah. Ben de şu andaki belediye başkanı Ahmet Bey ile konuştum. Dedi ki iki tane kilise olabilir dedi. Biri Gümüşlük'teki Eklesya ki konserler için vesaire için de kullanılıyor. İkincisi şeydeki Kadı Kalesi'ndeki restore edilmiş kilise. Yalnız dedi bu Kadı Kalesi'ndeki kilisenin restorasyonu dedi başarılı olmadı dedi. Bazı yerleri dökülüyor falan filan dedi. Fakat irade var. İrade var. Bir cemaat var. Tutunuz ki hiç cemaat yok. Sıfır cemaat. Şimdi efendim, kasabalarda bir yukarıdan devrim nedir? Şimdi istiyorsanız onu da ayrı bir şekilde tutması için, yukarıdan devrimin tutması için esnafın o olaydan yararlanması lazım. Ne demek istediğim açık değil mi? Öyle bir turizm atılımı getirecek ki bu rekonstrüksiyon
Bodrum esnafı çıkıp kilise meydanında göbek atacak. Böylece bu soruya da cevap vermiş oluyoruz. Yani ama şeyler getirilirse eğer hakikaten Yunanistan'dan bu şeye, kiliseye ait değerli eşyalar geri getirilirse Patrik gelirse bunu kutsal şey yaparsa, o zaman bu bir Yunan Ortodoks Kilisesi olur. Ve bence yani şey gelir, bütün bu burada size göre bu yani temel olmayanlar gitmez. Siz hangi dine ve mezhebe mensup olduğunuzu bilmiyorum. Fakat Protestan ve Katoliklerin bu konuda hiçbir itirazları yok. Onu biliyorum. Ama şeylerin olabilir efendim. Peki Yunan olduğu zaman müdahale ederiz bu meseleyi. Peki. Olmaz mı? Ya biz de Nisvis'e gittiğimiz zaman oradaki kiliseye gidip bir mum dikiyoruz. Yani illaki Ortodoks olmaya gerek yok işte. Onun bunun hatırasına iade etmek için bir şey dikiyoruz. Orada da fazla adam yok zaten. Bir iki tane adam var. Orada da altı. Böyle bir şey olmaz. Önce bir efendi şey kaldırdı. Buyurun efendim. Şimdi ben de 45 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Daha öncesinde de biraz annem babam daha erken geldi, oradan biliyorum. Duymuyoruz artık. Şimdi bu cemaat meselesi... Ayağa kalkıp söylesene Ahmetciğim. Yok, yüksek sesle söylerse şey yaparım. Yüksek sesle söyleyeyim. Şimdi bu Lom Hanım'ın getirdiği cemaat meselesi bence şöyle önemli. Şimdi biliyorsunuz civar adalarda, civar kıyısal şeylerde de işte Osmanlı'dan kalma yani cemaat oralardayken bir takım camiler şunlar bunlar var. Yani bunca yıla kadar benim gerek oralara gittiğim zamanlar gerek burada yaşadığım zamanlar yani bu 45 yıllık süreç içinde gördüğüm hep şu. Yani bir mütekabiliyetle ilgili burada da bir şeye dokunulmuyor, orada da bir şeye dokunulmuyor. İki tarafında temel gerekçesi o cemaatin kalmamış olması. Şimdi işi cemaatlerden soyutlar isek demin dediğimiz gibi gerçekten orada öyle bir mekan var. Yani bu mekan o zaman yıkılabildiği kadarıyla şu anda gözümüzün önünde bu mekan bir şekilde belki yani şu anda yüksek sesle düşünüyorum mübadeleyle ilgili olayların sergilendiği bir müze sergisi bir şeye dönüştürülebilir ama bunun bir şekilde ya ben de bir taraftan da sadece şu kadar yıldır yaşayan insan değil mimar olarak da düşünmeye çalışıyorum yani oraya böyle bir şey koymanın yanı sıra bugünkü düşünce çerçevesinde etraf yani oranın denizle ilişkisinin tekrar kurulup ormanın ve şeyin lojmanlarının kaldırılıp oranın bir meydan olarak yaşatılması ve de bir şekilde oranın bilmiyorum mimari olarak bir şekilde kapalı hale dönüştürülerek illa bu form, şekil olması. Özetler misiniz? Çünkü benim konuşmama yaklaştı. Uzunluk açısından. Şimdi efendim, bir kere bir dini mekanın, bir caminin veya bir kilisenin başka bir amaçla kullanılması pek fazla kabul edilen bir şey değildir dinler tarafından. Kaldı ki cemaat diyoruz ya, ya horoz sesinin duyulacağı kadar yakın adalardaki cemaatten niye bahsetmiyoruz? Açın, getireceğiz ve geleceğiz diyorlar. Ha, her Allah'ın günü gelmezler. Ama düşünün, şunu düşünün ki, salı günleri ve cuma günleri geliyorlar akınlar halinde. Niye? Pazara geliyorlar. Pazara geliyorlar. Baba, Aya Nikola'ya mı gelmeyecekler? Noel. Noel, Paskalya, Meryem
cuma günü gibi seçkin günlerde cemaat deyince adaları unutmayın. Örnek, ayrıca örnek de var yani. Mesela Ersen Gürcan Ayvalık'ta Ay Yeşil Manası'nda bir kartpostaldan yaptı Ersen. Büyükü Sabancı'da. Yani oraya gelenler bile var yani. Yüce ev olmasına. Buraya hepten gidirler. Belediyenin yani. Elinde böyle böyle dosyalar var. Tamam, yani orijinal yeniden yapım. Burada en büyük tehlike belediyenin o işi doğru düzgün yaptırıp yaptıramaması. Evet. Yani. En büyük tehlike. Konu var bugün. Bugünkü konumuzla ilgili. Tabii şey değil. Değil ama yani. Ben de görüş bildireceğim, soru değil de. Rekonstrüksiyonlar aslında epey sorunlu kavram bile. Rekonstrüksiyon. Yani bir yıkılmış bir yapının, ben o projeyi gördüm belediye başkanının elinde. Yeniden yapılması biraz yapay bir görünüm verecek. Yani bir tarihi yapı olmayacak artık. Şu anda orada duran duvarlar tarihi. 4 metre yüksekliğinde olduğunu söylediniz. Ama onun üstüne tekrar aynı binayı inşa ettiğimizde bütün söveleriyle biraz da gösterişli bir şey o. Onu inşa ettiğimizde o iyi bir görünüme sahip olmayacak ve bugünkü mimarlık anlayışına göre o affedersiniz kiç diyebileceğim ben o yapıya. Öyle bir izlenim verecek. Biliyorsunuz bu rekonstrüksiyonlar son zamanlarda epey canlandı. Asıl büyük sorun da cam mozole 50 metre yüksekliğinde mozoleyi tekrardan ayağa kaldırmak. Bu fikirler yani şu anda dünyada yapılan uygulamalar sanıyorum biraz farklı. Temin Ahmet Bey çok güzel bir örnek verdi. Yani onun üstünü kapatması ve o iyi bir strüktürle belki de bir yarışmayla öndeki binaların denize açılması ve orada bir kilise yerine açıkçası ben Kosa 2'de gidiyoruz ama hiç orada namaz kılmak aklıma gelmedi. Orada bir tane cami var meydanda. Bugünün insanları belki Yunanlar bizden daha dindar olabilirler ama pazara gelenlerle güvenerek oradaki kiliseyi işlevsel kılacağımızı ben düşünmüyorum doğrusu. Ama bir mübadele müzesi gibi bir şey. Bu şahane bir fikir bence. Öyle bir şey olabilir ve bunu sanıyorum öyle alelacele adadan bir mimarın önerdiği şekilde. Çünkü adalardaki yeni kiliseler de hiç ahım şahım şeyler değiller. Mimari açıdan çok düşük düzeydekiler, düzeydeler. Bizdeki yeni camilerden farksızlar aşağı aslında. Yani bunu gerçekten bu bir mimari konu. Belediye reisi Bey'e de ben bunu söyledim. Ya bu daha büyük bir ortamda tartışılacak dedi. Burada biraz daha fikir oluşturmak lazım. Yani o şeyi, o rekonstrüksiyonu, o nereden geldiği belli olmayan aşağı yukarı zaten dış görünüşü, fotoğrafları da var. O kadar az veriyle öyle bir rekonstrüksiyon yapmak bence iyi bir fikir değil. Anladım. Ayasofya gibi olabilir aslında. Müze olabilir. Yani. Başka var mı efendim? Siz bize şu mübadeleyi anlatsanız. Hocam hocam son şeyi söylüyordunuz. Ben Bodrum'da oturuyorum 30 senedir. Davud Mahallesi. Genelde bu tür toplumlarda yaşayanların ibadet yeri bir de mezarları olur. Örneğin bir Yahudi mezarlığı vardır. Rum mezarlığı neredeydi? Bilginiz var mı? Varsa. Hayır, bilgim yok. Bu cümleye bir maalesef eklemek lazım. Anadolu'da mesela on binlerce Ermeni mezarlığı vardır. Bugün bir tanesi yoktur. Bodrum'da bu kadar Rum oturan bir Bodrum'da bir Rum mezarlığının olması gerekiyor. Tabii ki. Efendim şeyin mübadeleyi soruyorum. Şimdi efendim mübadele hikayesi fazla dallandırıp budaklandırıp sizi sıkmadan şudur. Lozan konferansında 18 adet belge imzalandı. Bunların en birinci derecede önemlisi Lozan Barış Antlaşması'dır ve biz Lozan dediğimiz zaman Barış Antlaşması'nı kastederiz.
İkinci derecede önemli olan da mübadele, mecburi mübadele antlaşmasıdır. Şimdi bu 18 senetten iki tanesi, o 16 senetten yaklaşık 6 ay önce imzalandı. Bunlardan biri esirlerin geri verilmesi anlaşmasıdır. Biri de mübadele anlaşmasıdır. Esirlerin geri verilmesi antlaşmasının alelacele çıkarılmasının sebebi malum, insani. Şeyin meselesi daha karmaşık. Mübadele meselesi daha karmaşık. Mübadeleyi Ankara TBMM hükümeti, onun adı o. Bakın Lozan'ın önemi şurada. Lozan, Türkiye'nin kurucu antlaşması. Türkiye Devleti'ni Lozan kurdu 24 Temmuz 1923'te. Bizim 29 Ekim diye hep konuştuğumuz şey rejimin kurulmasıdır. Yani cumhuriyetin kurulmasıdır. Biz genellikle devlet ve rejim ikilisini ayırmayız. Neyse. Lozan Türkiye Devleti'ni kuran antlaşmadır. Nitekim Lozan konferansı müzakerelerine giden heyetin adı Türkiye heyeti değildir. TBMM hükümeti heyetidir. Gelen heyetin adı Türkiye heyetidir. Türkiye heyetidir. Anlatabiliyor muyum? Lozan'ın tabii bir önemi daha var felsefi olarak. Türkiye'yi çok güçlü bir biçimde Batı dünyasına dahil eden antlaşmadır Lozan. Onun içindir ki bir takım ideoloji sahipleri Lozan'a karşı çıkmaktadır. Neyse. Şimdi bu mübadele antlaşmasından bahsediyoruz. Mübadele antlaşmasını Ankara çok istiyordu. TBMM hükümeti çok istiyordu. Çünkü neden? Ulus devlet kuracak. İmparatorluğun yerine bir ulus devlet kuracak. Yalnız dikkat. Türkiye'de bu pek bilinen bir tabir değildir. Çünkü ulusal devlet ile national state ile ulus devlet, nation state karıştırılır. Ulusal devlet egemenliğin millete ait olduğunu, yani krala değil, kiliseye değil, Allah'a değil, millet denilen bir mefhuma ait olduğunu iddia eden devlet türünün adıdır. Ulusal devlet. Ulus devlet içi ise o millet içindeki güçlü etnodinsel grubun egemenliğinde olduğunu iddia eden devlet türüne ulus devlet denir. Şimdi 1923'te 24 anayasasıyla bir ulus devlet kuruluyor. Ulus devlet hemen söyleyebileceğiniz gibi imparatorluğun tersi bir olaydır. Ve ulus devlet demek Müslüman Türklerin dışındakilerin temizlenmesi demektir. Etnodinsel temizliği demektir. Açıkça söyleyelim bunu. Söyleyelim. Korkma, lüzum yok. Şey bunu istiyor. TBMM hükümeti. Fakat ilginç. Yunanlılar da bir ulus devlet kurmaya çalışıyor ve Ankara'dan daha fazla istiyorlar bunu. Onun için Venizelos başdelege gidiyor Lord Curzon'a, diyor ki Curzon malum İngiliz başbakanı ve başdelegesi, sen diyor kalk diyor, bir diyor mübadele istiyor. Neden? Çünkü aritmetik çok önemli. Benim hiç kafama gelmediği bir alandır ama çok önemli. Buradan giden Ortodoks Rumların sayısı 1.300.000. Oradan gelen Müslümanların, Türklerin değil, Müslümanların sayısı yaklaşık 300.000. Dolayısıyla buradan giden Rumlara
yer açmak lazım. Oradaki Müslümanlar genel olarak toprak sahipleri, mal mülk sahipleri. Çünkü milleti hakime, hüküm veren millet, Müslüman. Onlardan mümkün olduğu kadar fazla insan giderse, buradan gitmiş kurr diye. Ya biliyor musunuz ki 1923 yılında Yunanistan nüfusunun dörtte birini aldı mülteci olarak. Bu ne demek biliyor musunuz? 82'yi 4'e böl. Ne eder? Türkiye'nin bir anda 21-22 milyon mülteci alması demek bu. Bugünkü tarihte. Dolayısıyla Yunanistan çok sıkışmış vaziyette. Onun için bastırıyorlar. TBMM hükümeti diyor ki tamam diyorlar kabul. Yani kucağımıza geldiğiniz anlamında kabul. Yalnız mecbur olacak. Venizelos kabul ediyor. Antlaşmanın ve pardon sözleşmenin birinci maddesi gidecek olanlara yani mübadillere ilişkin, ikinci maddesi kalacak olanlara ilişkin yani etablilere ilişkin. Etabli yerleşik demek. Birinci madde diyor ki Türkiye'deki bütün Rum Ortodokslar gidecek diyor. Yunanistan'dan da bütün Müslümanlar gelecek diyor. Dikkat! Burada Yunanlı Türk yok. Rum Ortodoks ve Müslüman var. Çünkü kimlik din ve hatta mezheple belirleniyor. İkinci madde kalacak olanları tanımlıyor. Yunanistan'da Batı Trakya Müslümanları, Türkiye'de İstanbul şehre emaneti, çok fazla teknik detaya girmiş oluyorum ama çok kavga çıktı orada. İstanbul neresi yahu? Hangi İstanbul'un neresinden gidecek Rum Ortodokslar hikayesi? En sonunda İstanbul Belediyesi sınırlı değil. Çünkü TBMM hükümeti Kartal'a kadar uzatıyordu. Hepsi gitsin diye. Tabii hepsinin gitmesi demek yahut da gayrimüslimlerin gitmesi demek Türkiye'nin sanayileşmesinin minimum yarım yüzyıl ertelenmesi demek. O da ayrı mesele. Antre parantez. Geçelim. Yani kendi ayağına sıkması demek Türkiye Cumhuriyeti'nin şak diye. İstanbul Şehir Emaneti sınırları içindeki Rum Ortodokslar. Şey değil. Protestan veya Katolik değil. Şimdi buna girmiyorum artık çok. Mesela hatırlarsanız 1915 Ermeni kıyımında da Ortodoks Ermeniler tehcire tabi tutuldu. Katolik ve Protestanlar değil. Neyse. Efendim? Bir şey değil. Şeye gelince evet buradan da şey bu. Lozan'da imzalanan mecburi mübadele anlaşması budur. Eğer bunun üzerine başka ayrıntı istiyorsanız gelebilir. Trakya Türkleri niye gelmiş? Veya Trakya'da ileri gelmiş. Efendim o bir de burada Rumlar kaldı. Orada da Müslümanlar kalsın esprisinden kaynaklanıyor. Yani mesela 57-61 arası yazılı metodik güvercineli şeyler vardı. Pardon duyamıyorum. 57-59 arası İstanbul'da mesela Kapatır Sitesi'nde, Adap Sitesi'nde benim sınıf arkadaşlarım vardı. Güvercineli Türklerdi mesela. Yani onların dışında kimse yoktu. Ana itibariyle dışında. Bir Trakya tarafında evet. Kalmış. Şimdi mübadeye dair bir ki tümü gitti, tümü geldi diye siz şimdi onu anlattınız. Şey açıklık gelmiş oldu yani. Şimdi tabii bir şeyi eksik bıraktım. Lozan Antlaşması'nın 14. maddesinde buna bir ekleme yapıldı. Malum ya 6 ay önce yapıldı dedim ya mübadele anlaşması. Mübadele anlaşması İstanbullu Rum Ortodoksların müstesna tutulacağını söylüyordu. Sonradan Bozcaada ve İmros Yunanistan'a verilmiş olduğu halde TBMM hükümetinin itirazı üzerine, itiraz da şu,
Bunlar Boğaz önü adalarıdır. Boğaz'dan çıkmamıza engel olur. Milli savunma açısından buraların Türkiye'ye verilmesi gerekir. Bu konferansta kabul edildi. İmroz ve Bozcaada da Türkiye'ye verildi. Şu şartlı ki 14. Lozan Barış Antlaşması'nın 14. maddesi İmroz ve Bozcaada Rumlarına da İstanbullu Rumların yararlanacağı azınlık hakları getirdi. Yani bir rivayete göre 6-7 Eylül hadiselerinden sonra İran, İhsan Sabri Çağlayan yeni bir, o Medine'ci bir, daha yeni bir alandır. Yani bu Rum meselesini de epeyce kısmını hallettik. Bunları gönderdik gibi laflar etti ve hatıralarında böyle şeyler söylediği söyleniyor. Doğru mu bunlar? Evet efendim, bilemiyorum. İhsan Sabri Çağlayan gelin ne söylediğini pek bilmem. Fakat ne yazdığını bilirim. Dersinde o Kürtleri zehirli gazı atarak mağaralarda fareler gibi öldürdük diye yazdı analarında, onu bilir. Şeye gelince bu ne demiştiniz? Yani 6-7 Eylül bizlerin alnındaki en yani büyük lekedir. Ama yani mesela şimdi daha büyüğü yok. Tamam, İhsan Sabri Çağlayan de o zamanki hükümet içerisinde diğerlerine göre daha belki entelektüel seviyesi daha yukarıda bir adam. Bir ağa çocuğu, çiftçi bir çocuğu şimdi, falan yani. Şimdi Çağlayan bu adam böyle olunca gerisi artık kim bilir? Efendim bilemiyorum. Çünkü dediğim gibi ben bir akademisyen olarak sözlü değil yazılı belgelere itibar etmek zorundayım. Onu bilemeyeceğim. Tamam. Bilemediğimi söylemek lazım. Tamam mı hocam? Haziran tamam dediyse peki, tamam. Tamam. Dışarıdan sonra Bornum'a gelen dışarıda devam edelim. Bazılarına çok büyük yerler vermişler. Onu söyleyeyim hemen. Bu çok büyük, çok küçük meselesi değil. O mübadele antlaşmasına göre insanlar menkul mallarını yanında rahatça taşıyabilirler. Gayrimenkullerini bırakırlar. Bunlar devletler tarafından mübadele edilir deniyordu. Dolayısıyla burada büyük bir mal mülk aldıysa orada büyük bir mal mülk bırakmış demektir. Öyle mi olur? Evet. Şimdi gündemimizdeki konu var. Bir tanesi geleneksel piyangolu. Dört parça sevgili Baskın Orhan'dan, bir parça da yine sevgili dostumuz Orhan Akalp'ten her seferinde koyduğumuz. Sayın ve sevgili Gülşen Hanım piyangoyu çekecek. Müzik kapalı. Zeynep Topaloğlu. Zeynep. Dışarıda. Yok burada. Tamam, ben burada. Zeynep. Yoksa ver mi? Ben Zeynep'e verebilirim. Yok Reyhan'cığım gel. Zeynep burada hayatım ya. Gelsin ki lisans. Evet. Peki bir daha çekin. Zeynep Topaloğlu'nu bekliyoruz. Mehmet Emre. Evet. Mehmet kendine koy. Mehmet neredesin? Gel Zeynep. Piyangodan kitap çıktı sanırım. Evet. Hangisini istiyorsun? Sana Mehmet'in kitap çıktı. Sonra Mehmet. Sonra hangisini istiyorsun? Zeynep'e soracağım. Mehmet'e bu iyi. İki farklı kitap var çünkü. Biliyorum. Zeynep hangisini istiyorsun? Siz karar verin. İkisini mi deriz? İkisi de var mı senin? İkisi de var mı? Ayten ne? Şu var, öteki yok. Bu mu yok? Evet. Tamam. Onu da verdik. Onu da bana ver. Bir dakika. Genişleyeceğim, onu da bana ver. Ya sana verir Zeydan. Ahmet bir şaplakta ben vuracağım. Gündür Akın. Gündür sende bu var mı? Günkut yazılmış. Yok. Bu yok mu? Yok. Ha çok güzel. Şimdi yok. Opus Magnum Orhan Akalp'in
bize armağanı. Gündem ekici. Çıktılarsa hava alırlar. Hava alırlar. Bir tane ama istersen çıkıp çıkmadıklarından emin olalım. Cale Akel. Oraya biz koymadık. Cale Akel buyurun. Geç kaldı biz sırtta ondan da. Söylemedik. Yılanın adeti. Biz yazamadık. Böyle. Şimdi bir. Evet. Teşekkür ederim. Baskın bir şey söylemek istiyorum. Sana bir adet çoştan. Teşekkür ederim. Sağ olun. 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 Sağ olun.